Fakat dikkat ediniz, 19. yüzyıldan sonra sınırlar çizilmeye başladıktan sonra Orta Doğu bir türlü durulmadı. Evet, biz bu Müslüman kelimesini, mümin kelimesini sorgulamaya başladık. Benim buradaki kastım, efendim, işte böyle Müslümanlar, efendim, imani değerlerini hakikaten kalbinde görmüş ama kalbini imanla mezar etmiş Müslüman. Duyarsız, duygusuz, geleceksiz, ufuksuz, dar düşünen, fasit düşünen, ulusçu düşünen, mezhepçi düşünen, efendim, bunları aşamayan, bunları aşamamış, kendini aşamamış bir Müslüman tipi. Her şeyi Allah'a havale eden, her şeyi Allah'tan bekleyen, kaderciliği efendim kabul etmiş. İşte bir mürciyi, mürciye mezhebinin aslında görüşlerini kabul etmiş. Ondan sonra kör bir tevekkül anlayışına sahip, kendisini dışta tutan, toplayıp Allah'a atan bir Müslüman anlayışını burada kredi ediyor. Benden bir numara olmaz. Yani affedersin, biz koyunlardan bir numara olmaz. Peki ne yapalım, ne olacak sen? Neyin iddiasındasın? Müminlik iddiasındaysan bana güven vereceksin. Güvende olacaksın, güven duyulacaksın. Müminlerin feryadına kulak vereceksin. Ama bugün maalesef arızalı bir din anlayışına sahip olduğumuz için biz o kıvamında has Müslümanı göremedik. Göremiyoruz olaylar karşısında. Evrensel düşünen Müslüman yok. Şimdi o biz kaybolduğu için Amerika'nın zulmüne, İngiliz'in zulmüne, Pakistan'da, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'sine, efendim ve bütün Tacikistan'da, Tataristan'da, Doğu Türkistan'da kadar tüm sosyal hadiselerde ne yapamıyoruz? Oralara, o yaralara merhem olamıyoruz, bakış açısı geliştiremiyoruz. Her taraftan feryatlar yükseliyor. Bu feryatlar ne yükseliyor? Ve o ulusçu devletlerin içindeki Müslümancık görünenlerden. İman darlaştıramamış o bir imanının hakikaten o kuvveyi haline, salim amele dönüştürememiş Müslümanlardan dolayı ne yapıyoruz? Biz, o bizi yakalayamıyoruz. Ümmet bilinci yok edilmiştir. Onun için ben yazarken o toprak parçalarındaki Müslümanların durumlarını, ahmetlerini dile getirirken işte ben bu Müslümanlardan şikayetçi oluyorum. Bunları eleştiriyorum. Bu eleştirmemde haklıyım. Böyle düşünüyorum en azından. Çünkü biz kendimizi o kıvama erdiğim zaman hiçbir salim gelip efendim bizi bu boşluğa, bu içliğe, bu hurdumlaymazlığa itemez. Yeter ki o medeni cesaretimizi, imani kuvvetimizi yeniden yakalayalım. Onun için bunları yeniden gözle geçirmemiz lazım. Yazılarımıza ve düşüncelerimize, şiirlerimize bunları eleştirelim ki belki karşıdan bir aksi seda yükselir. Yani evet, şöyle bir kendimize girelim. Biz silkelenelim. Biz neydik, ne hale geldik şeklinde bir muhasebe, nefs muhasebesi yapılması gerekir diye düşünüyorum. Onun için mesela Kudüs, ben şiir eksenim daha çok Kudüs bağlantılıdır. Efendim, ümmetin göz bebeği, hani hep söyleriz, yazarız, okuruz, Kudüs kurtulursa ümmet kurtulacak, efendim bütün dünya kurtulacak deriz. İşte o Kudüs'ü nasıl kurtaracağız? Efendim,
bu Kudüs'ün hali ne olacak? Bütün bunları gündeme taşırken, Kudüs'e karşı sorumluluklarımız nedir? Bunları taşırken ister istemez Müslümanları da eleştireceksiniz. Kudüs'ü gelip Amerika kurtarmayacak. Kudüs'ü gelip İngiltere kurtarmayacak. Biz kurtaracağız. O bizi yeniden ihya ettiğimiz zaman ondan sonra o bizden bir şeyler bekliyor. Onun için bu eleştirilerimizi birileri kırılsa da dökülse de devam edeceğiz. Hele hele yani bu kör tevekkülü, kör kaderciliği bir şekilde silip almamız lazım. Ben neyim? Ben kimim? Ben nasıl bir efendim eylem ortaya koyabilmeliyim ki Allah da bu eylemi ortak olsun? Yani içi ruh olan, içinde ruh olan, içinde anlam olan, içinde Allah olan bir eyleme davet ediyorum ben. Yoksa Allah büyüktür, o işini bilir. Havale edelim, Allah Kudüs'ü kurtarsın. Yani çok basit bir şekilde. Böyle bir anlayış olamaz. Biz bunu yazacağız, destanlaştıracağız ve gereken bilgi ortaya koyduktan sonra evet, Rabbimize havale edeceğiz. Yani tabiri caizse bittim artık dediğimiz noktada Cenab-ı Allah'tan eylemsel bir dua ancak bekleyebiliriz. Onun için şu zamanın Müslümanlarını yan eleştirmemde zannediyorum haklı bir payım var diye düşünüyorum. Evet. Eleştiri dizelerinden biri daha okumak istiyorum. Pusula bekliyor tarihsel bir dindar. Hem Allah'a da inanıyor. İbrahim olmak, sayfa 22. Şu kitap. Bu arada ben bu kitabı okurken benim 6-7 yaşında oğlum var. Ben geçen yıl iktidara aldım. Onu erken okula başlattım. 59 aylıkken okula başladım ama güzel okuyor. Bazı sıkıntılar var. Yani şunu sor. İbrahim olmak ne demek? Diye. Biz açıkladık tabii. Siz de zaten sabahtan beri açıklıyorsunuz. Gerekli açıklamalar yapıyorsunuz. İbrahim olmak şöyle bir şey. Evet, isyanı yitiren çocuklar gibiyiz. Zulme karşı icat edilen sessizlikler gibi edilgenlikleri eleştirel bir dille gündeme getirdikten sonra yağmurun gürür gürür yağacağını söylüyorsunuz. Yani gördüğüm kadarıyla siz de umutsuzluk dediğimiz, yeis dediğimiz bir bulanıklık yok. Evet, tabii. Bu, yani bu şudur zaten, yani şimdi iman ettiğinizi iddia ediyorsunuz. Arkasından bir umutsuzluk vakası. Bu bir çelişkidir zaten malumunuz. İman zinde olursa umut vardır. Umudun kaybolduğu yerde zaten iman yoktur. Bu böyledir. Umudunuz bittiyse iman yoktur. İman güvenen nedir? Bakınız mümin güvenen. Ben şimdi güvenmeyen müminleri eleştiriyorum. Güven duyulmayan müminleri eleştiriyorum. Zamanınız böyle bir zaman biliyorsunuz. Ziraat Bankası'na güvendiği kadar bir Müslümanın bir Müslümana güvendiği var mı? Soruyorum ya. Yani zamanla bunu pratikte de görüyoruz. Yani sana Ziraat Bankası'na güvendiği kadar güvenmiyor. Diyor ki ben diyor param oraya yatırırsam 3 gün sonra alacağım ey banka. 3 gün sonra alacağım diyor. Müslümana veriyor diyor ki ya 3 ay alamadım diyor. E şimdi böyle bir zaman evinde yaşıyoruz. Ben nerede kaldım mümin? Amele, kökünden gelen, güvenen, güvenli olan, güven duyulan. O zaman biz hem Allah'a güven duyacağız, ardından Allah da bize güvenecek. Bakınız Allah'ın bir sıfatında mümin. Çok enteresan. Mümin. İnanan. Kelime öyle değil mi? Güvenen. Nasıl oluyor ya? Allah mümindir. Ve o zaman ben Rabbimin bana güvenini, bana sana hala inanıyorum diyorum bak. Allah'ın böyle bir rahmet düzenisi var. Biz ne kadar yamuk yapsak da, Allah'ın karşına körlük yapsak da Allah ne yapıyor? Kapıya bakan kapanmıyor. Hala sana bir güvenim var diyor. Belki bir nana bulursun. Benim kapıma yakın ödersin diyor. Böyle bir şey var. Allah'ın mümini böyle. Biz bu dünyadaki
daimi bir teslimiyet örneğini sergilemek istiyoruz. Öyle bir güven duyalım Allah'a ki, evet, her şeyimizde ona bir teslim. Kur'an-ı Kerim'e biliyorsunuz, ben onun için bu ismi koyuyorum. İbrahim olma. İbrahim'in özel bir yeri var sanki böyle Kur'an'da. Değil mi? Allah'ın yeryüzündeki dostu, Halilullah diyoruz. Mükemmel bir teslimiyeti ben orada görüyorum Hacizane. La havle ve la kuvveti hasbunallahu aleyhi ve vekil. Değil mi? Ateşle sınandığı zaman İbrahim bu teslimiyetini göstermiştir. Benim dostum Allah'tır. Ey namurum istediğin kadar ateşe düşür. İbrahim'in imanı muhteşem bir imandı ki yani kılcal damarlarına kadar parmak uçlarına kadar imanla dolmuş. Ateşe atıldığı zaman o ateş İbrahim'de yakacak bir yer bulamamış. Yani tabiri caizse ateş diyor ki ben diyor bu insanın neresini yaptım. Her taraf teslim olmuş. Her taraf iman olmuş. Zerre miktarı acaba sorusu İbrahim'de yok. Bir tereddüt yok. Bakınız. Değil mi? Müthiş bir teslimiyet. Onun için ateş yapmadı. Biz böyle bir imtihandan geçirirsek herhalde bir sürü kafamıza 40 tane tilki bulaşır. Acaba yakar mı? Yakmaz mı? Ölür müyüz? Kalır mıyız? Nasıl olacak bu iş? Yok. Çünkü bir takım mazeretler üretiyoruz. Sonuç İbrahim olmak, evet o teslimiyeti gösterdikten sonra gerisini Allah'a havale etmektir. Bu iş bu şekilde neticelenir. Rabbimiz de zaten hangisini kendi indinde hayır görmüşse o eylem tecelli haline getirir. Ben konuyu biraz farklı boyutta getireceğim şimdi. Önce bir şiir sunmak istiyorum. Yani aslında siz okusanız daha iyi olur ama ben madem soru soracağım. Buyurun tabii. Ben sağlara döndüm yeniden. Ne yana dönsem ateştir. Kurşuni ve akrep kumular etrafında. Sokaklara çıkınca yalnızlığın fazlarda öpermek. Hayatı fark ettim. Dağları sevdim. Asinin biriymiş de. Kıyısını kaybettiği zaman hudut kapısından çıktım bu hayatım. Susuşların ölüme dönüştüğü ülkede savcılar saygını bulmadı beni. Susmayan yağmurlarımla ve yüzümde ayın şampı ben dağlara döndüm yeniden. Şankaya sırtlarında yılanlar derisini bağışlıyorken yasaklarımın çıkmaz sokağında uyum içindeyken hükümet ey 70 yıllık suskun tanıdık. Ey bu ülkenin süslü yalanları. Ben dağlara döndüm yeniden. Biliyorum acıyla çoğalacağız. Bir ırmağın akan güzelliğinde. Pervasızca korkular girmeyecek bu işlerimize. Ben dağlara döndüm yeniden. Aynalarda şaşkınlık. Telsizlerde bir telaş. Açık kimliğim afişlerde. Yasakları deliyip. Marşlar sesleniyorum kulağına karanlığım. Ben dağlara döndüm yeniden. Evet, İbrahim Olmak adlı kitabında Ben Dağlara Döndüm Yeniden adlı şiir. Şimdi şöyle bir yazıya rastladım ben araştırmalarım sırasında. Konuştu 9 yıl sonra dünyamizin.com adresinde internet dergisinde var olan bir haber sizinle ilgili. 1991'de konuşuyorsunuz. 2000 Şubat'ı. Evet, 2000 Şubat'ında yani 28 Şubat'ın koyu karanlık günlerinde tutuklanıyorsunuz. Önce İzmir'de, daha sonra Eskişehir'de işte ikamete tabi tutuluyorsunuz. Ben o yılları anlatır mısınız biraz? Yalnız tabii bu arada anlatırken 18 yıl sonrasını düşünün. 18 yıl sonra tutuklanabilirsiniz. Bir ikiye kapatabilir ya da sonrasını. Ona göre anlatın biraz. Evet. Yani tedbir alalım. Tedbir alalım biraz. Yani kayıt varsa burada olabilir.
Var, 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 var. Evet, 28 Şubat malumunuz buradaki kardeşlerim herhalde o döneme hep bir şey hatırlıyor. Çünkü yaşlı küçük olan yok. 28 Şubat dönemi Türkiye'nin geçirdiği en vahimi, en karanlık, en tarihsiz bir dönem. Tabii bunun getirileri var, kötüleri var. Biz iliklerimize kadar onu yaşadık elhamdülillah. Yani buna da hamd etmek lazım. Yaşadık ki kendimizin sağlamasını yapmış olduk. Yani ne anlatmışız, ne yapıyoruz, ne yapıyoruz. Çünkü bazen konuşmalar, değerli kardeşlerim, haykırışlarınız, konuşmalarınız, sizin inandığınız değerlerin sağlamasını yapar. Mesela hemen aklıma geldi bir arkadaştan, bir camide vaaz vermişti. Yani vahyi sahih bir şekilde dini anlatmıştı. İkinci hafta resmi yazı geliyor, diyor ki artık bazılarınız yasaklanmıştır. Yani diyor ki burada sen doğruyu anlattın, burada vaaz vermek yasak sana artık. Bu bir sağlamadır bakınız. Kendi kendine oturup kontrol yapmaktır. Ha, elhamdülillah ben burada doğruyu anlattım ki bana konuşma yasağı getirdiler. Bunun gibi 22 Şubat süreci üniversitelerdeki kız kardeşlerimizin, bacılarımızın çoklandığı, adeta o kışın, efendim o kardelenlerin sahte karlar altında, o şubatın karlar altında, efendim iliklerine kadar üşüdüğü, dışlandığı, horlandığı bir dönem. Hakkı haykıranın, efendim kuduz köpekler gibi kovalandığı,